Arkadaşlar Y30'lar hakkında sorulan birkaç soru var. Mesela bu araç 80.000'de aslında bakıldığı zaman bir Volkswagen'le bir Audi ile kıyaslandığı zaman 80.000'de bozulmaması gereken bir parçadır far aydınlatma mercekleri. Fakat Japon Kore grubu araçlar bu konularda biraz basit malzeme kullandıkları için durum bu şekilde oluyor. Bu gördüğünüz mercek çanağı yani 80.000'de bir aracın mercek çanağı değil. Tabi bunda müşterinin de biraz kusurları var. Bu mercekler tasarım olarak halojen ampule göre tasarlanmıştır ki bu araçta yaklaşık 3 sene kadar halojende kullanılmış zaten. Xenon ampul dediğimiz ampul tipi, beyinli balastlı xenonlar normalde daha fazla ısı ürettiği için xenon balastlı olan mercekler genelde daha büyük çaplı olurlar. Isıyı içeride çanağa çok fazla yansıtmasın diye biraz daha geniş çaplı olur. Bu merceklerin şöyle göstereyim, yapısal olarak boyutu biraz küçük olduğu için xenon ampulün ısısından dolayı İç kromlarında bu şekilde yanmalar oluşuyor. Bu bir tek Hyundai için geçerli değil. Kia, Nissan, Hyundai ve daha sonrasında Alman olan bütün araçlarda da aynı şey geçerli. Fabrikasyon halojen olarak üretilmiş hiçbir mercekli arabaya xenon ampul takılmaz. LED'ler bu durumda biraz daha avantajlıdır. Daha az ısındığı için ve fan soğutması olduğu için biraz daha avantajlıdır. Bunun yanı sıra Hyundai Y30 için sorulan başka sorulardan biri fabrikasyon çıkan mercekler. Şöyle yaklaşık merceği çekersen hep şu şekilde biraz yamuk dururlar. Genelde araç sahipleri hep bu merceklerin yamuk olduğunu ve bunun düzeltilmesi istendiğini söylüyor. Bunun çözümü çok kolay olan bir iş değil arkadaşlar. Ki zaten yapılmaması da gereken bir durum. Normal araçlarda mercek çanağının yapı bakımından merceğe çok yakın oluyor. Bu araçlarda biraz daha görsele önem verdikleri için kapağı çok fazla önde bırakmışlar. Mercek bu şekilde durmak zorunda kalıyor bu araçlarda. Yani bunun da net olarak bir çözümü yok. Ha, yapılamaz mı? Yapılır. Fakat bu sefer de far ayarı ile ilgili biraz problem yaratabilir diye biz de pek orijinalini bozma taraftar değiliz. Bu araca bilet projektör taktık. Bunda da yine aynı orijinal şekilde durduğu şekilde duruyor. Başka sorulan sorularda ne var? Arkadaşlar kargoyla montaj yaptırmak isteyen arkadaşlar olursa bilet projektör için yardımcı olabiliyoruz. Fakat normal mercek montajı için yardımcı olamıyoruz. Çünkü aracın orijinal merceği biraz farklı bir yapıda. Buna göre bir bacak tasarımı falan yapılıp normal bir xenon merceği koyabilmemiz için bayağı bir uğraşsal bir kısmı olur. Yani bizim kargo ile ilgili buna yardımcı olma ihtimalimiz biraz düşük. Ama bilet projektörün universal bacaklara uyum sağlıyor. Islak bir zemindeyiz. Aydınlık bir ortamdayız. Buna rağmen yolumuzu rahatlıkla görüyoruz. Şimdi ben samimi fikrim şunu söyleyeyim. Aşağı yukarı 5 yıl, 6 yıldır bu hemen sol gelecek abi bu arada. Oradan dönmemiz yani bugüne lazım. Bugüne kadar aydınlatma var. Onu yaptık, bunu yaptık. Son ne varsa her şeyi denedik. Sol. Ama bugünkü gibi bir aydınlatmayı daha önce hiç görmedim. Ford Kuga, Subaru. Tabii canım onlar da orijinal yani aydınlatma sistemleri var. Vallahi. Bundan sonra da geceleri keyifle gezeceğiz. Yani çok böyle uzun yola giderken çok gece yola çıkmamaya çalışıyordum ki o kısık farlarla önümü görememekten dolayı ben hep tedirgin yola çıkmak istemiyordum. Gece seyahatlerim pek az olurdu o yüzden. Şimdi en azından keyifle yolumuza gideceğiz. Yaptırmak isteyen arkadaşlar ister gelsinler benim arabamda tecrübe etsinler. Gireceğiz. İsterse sizi ziyaret etsinler.
değdiğini söyleyeyim. Ben bir şunu önce bir keyfini çıkarayım da. Şu seyahat özgürlüğü bir başlasın, ondan sonra. Ya zaten benim ikinci arabam, o yüzden keyif için kullanıyorum. Hafta sonları kullanıyorum, bir yere giderken kullanıyorum. Ben hep SUV tarzı araba kullandığım için yani otomobilin keyfi başka. Evet. Benim keyif arabam. Yani zaten uzun yolda bu aydınlatma size şeyi veriyor. Önde giden aracın arkadan bir lüks bir şey geliyor. Veriyor ve zaten yolunuzu açıyor. Üst sınıf araba geliyor. O başlıyor şuna zaten. Yol verin. Bir ufak rahatsızlanmalar başlıyor. Evet. Ben şuna bir yol vereyim de. Zaten o olduğu için çok fazla... Ya şunu söyleyeyim bakın. Şu an İstanbul'da tamam gece ama aydınlık bir gece. Yani her taraf sokak lambalar. Ben bu ışıkta bunu alabiliyorsam ki eski benim Zenon farlarda samimi söyleyeyim. Arabanın önüne geçtiğin zaman farın ışığını görüyordunuz ama yolda hiçbir şey görmüyordunuz. Ki bunu gecenin karanlığında kullandığınız zaman gündüz gibi gezeceğiz. Belli oldu.